Neymiş efendim? Reisullah Hazretleri İstanbul'u satmış. Siz değil miydiniz arkadaşım? Ekonomi kötüye gidiyor da bilmem ne de ekonomi düzelsin. Yok işte efendim dolar 50 TL oldu da çok kötü oldu. Alın şimdi de beğenmiyorsunuz. Ya arkadaşım İstanbul'u sattı da şimdi gidemeyecek misiniz oraya? İstanbul'u götürdüler mi arkadaşım ha? Ne oldu İngilizler aldı? İngiltere'ye mi götürdü İstanbul'u sattılar da? Bu ekonominin düzelmesini istemeyen FETÖ'cü hainlardır. Siz FETÖ'cü hain mısınız? Ha? Ekonominin düzelmesini istemiyor musunuz kardeşim? Bakın anlatıyorum. Bir daha açıklıyorum. Neden İstanbul'u sattı Reisullah Hazretleri? Din, iman, 15 Temmuz, FETÖ'cüler, milliyetçilik, bayrak. Tamam mı? Ha? İnsaf be insaf. Reisullah Hazretleri geldikten sonra memlekette herkes gül gibi yaşıyor. Rahat rahat yaşıyoruz. Ne güzel vatanımızda ay yıldızımızı dalgalandıra dalgalandıra gül gibi geçiniyoruz. Ya, ya danke schön, danke schön. Yurdumuzda gül gibi geçiniyoruz. Gene bak en son seçimde nasıl koyduk? %102, %102 ile nasıl koyduk? Ha? İşte bu da Reisullah Hazretlerinin kerametlerindendir.